Müslüman bir icadı olabilir mi? Bir kan olabilir mi? Bu tarz inanışlara sahip olabilir mi? Bunu nereye bağlayacağım? Bunun için biraz sabretmeniz gerekiyor. Beni dikkatlice dinleyin. Merhaba, ben Ufuk Kovan'a hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce gizli öğretiler ve bu tarz konular dikkatini çekiyorsa kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve son olarak ilginizi çekebileceğini düşündüğüm ürünleri sattığım dolap hesabıma davetlisiniz. Çağ değişiyor, insanlar değişiyor. Dolayısıyla insanların inançları ve bağlandığı şeyler de değişiyor. Çoğunluğunun Müslüman olduğu ülkemizde olumlamalar ve enerji çalışmaları ile çok bilgi sunan kişiler çoğaldı. İnsanlar en basitinden doğal taşlara merak saldı ve çeşitli ritüellere, zararsız olduğuna inandıkları enerji çalışmalarına ilgi duymaya başladı. Bu çalışmaların birçoğu Wicca dediğimiz dinden örneklerle alınıyor aslında. Wicca dini, cadı dediğimiz cadılık pratikleri yapan kişilerin bağlı olduğu bir inanç sistemi. Peki Müslüman biri bu çalışmaları yapabilir mi ya da bu tarz enerji sistemleriyle işbirliği yapabilir mi? Bunun cevabını bulmak için önce Wicca dini hakkında biraz bilgimiz olması gerekiyor. Size Wicca dini hakkında bilgiler vereceğim. Aslında yapılan enerji çalışmalarının bu inanca ne kadar yakın olduğunu göreceksiniz. Sorunuzun cevabı da bu inancın tarihinde ve inanç sisteminde saklı. Daha sonrasında sizinle beraber bu inancın Müslümanlığı etkileyip etkilemediğini tartışacağız. Wicca kendi içinde çeşitli kollara ayrılan, doğa tabanlı, dogmatik olmayan çağdaş bir pagan dini. Wicca inanışına sahip olanlar kendilerini Wiccan olarak adlandırır. Hristiyanlık öncesi Batı ve Kuzey Avrupa geleneklerine dayanan Wicca aslında çok da eski değil. Sadece 1950'lerde İngiltere'de yayılmaya başlamış ve zamanla özellikle Avrupa ve Amerika'da taraftar bulmuş. Wicca organize bir din değildir ve merkezinde bir lider, gönderilmiş bir peygamber yoktur. Mezhepler Wicca'da gelenekler olarak adlandırılıyor. Wicca doğa teistik tanrı ve tanrıça inancı olarak tanımlanır. Bu tanrı ve tanrıça genellikle daha büyük bir panteist ilahın farklı tezahürleri olarak görülebilir. Wiccanlar sabbatlar olarak bilinen 8 mevsimsel tabanlı festivalleri kutlarlar ve Wicca nasihati dediğimiz şiirsel bir metnimiz var. Eğer Google'da Wicca nasihati diye araştırırsanız rahatlıkla bulabilirsiniz. Konumuzu çok da dağıtmamak adına detaya çok girmiyorum. Wiccan ahlakının temelini ve anlayış biçimini de bu nasihat oluşturur. Wicca sözcüğünün İngilizcesi Wicca, eski İngilizce'de sanıldığının aksine erkek cadı, büyücü, şifacı, astrolog gibi anlamlarda kullanılıyormuş. Sözcük kadınlar için ise Wicca şeklinde kullanılıyormuş. Yani bu sözcük modern İngilizce'de cadı anlamına gelen witch sözcüğünün atası. Aslında filmlerde gördüğümüz gibi cadı kelimesi kadınlara özgü değil, aksine bu inancı taşıyan erkekler için kullanılmış. Bu değerli bilgiyi de burada vermiş olayım. Wicca sözcüğü ilk olarak Altın Şafak Hermetik Cemiyeti üyesi olan Gerald Gardner'ın 1954 çıkışlı Günümüzde Cadılık Witchcraft Today adlı kitabında geçmiş. Gardner bu sözcüğü akımın kendisi için değil, aslında takipçileri için kullanmış. Wicca'yı etkileyen daha eski akımlar bulunmakla birlikte bu hareketin kökeni Gerald Bros Gardner isimli bir İngiliz devlet memuruna dayanıyor. Peki bu Müslümanlığa nasıl bağlayacağım? Müslüman bir icadı olabilir mi? Wicca olabilir mi? Bu tarz inanışlara sahip olabilir mi? Bunu nereye bağlayacağım? Bunun için biraz sabretmeniz gerekiyor. Beni dikkatlice dinleyin. Çünkü anlatacağım şey gerçekten önemli. Bu soruyu çok alıyorum, çok alıyorum, çok alıyorum. günde 10-15 kere bu soru soruluyor. Yorumlarda görüyorum, TikTok'ta görüyorum vesaire. O yüzden bunu kendime bir vazife edindim. Bunu size detaylarıyla ve niye Müslüman bir cadı olabilir ya da olamaz sorusunun cevabını vereceğim. Dediğim gibi beni şu an sadece dikkatlice dinleyin. Wicca dinini çoğaltan, yayılmasını sağlayan Gerald Bey'den bahsediyorduk. Meslek hayatının önemli bir kısmını Asya'da geçiren Gerald Gardner burada çeşitli okült inançlarla ve büyücülükle tanışıyor. Bu dönemde doğaya saygı ve büyücülük ekseninde çok tanrılı bir inanç hareketi başlatıyor ve bu hareket sıra dışı yaşam biçimlerinin, doğaya düşkünlüğün
ve geleneksel dinlerden bağımsız ruhani arayışların revaçta olduğu 1960'ların Amerika'sında yayılıyor. Ve farkındaysanız bu olguya, bu düşünceye biz daha yeni yeni alışıyoruz, yeni yeni keşfediyoruz. Wicca, tanrıça ve tanrı merkezli bir dindir. Bunlar geleneksel olarak ay tanrıçası ve boynuzlu tanrıdır. Müslümanlık inancında da ayın yeri ve önemi büyüktür, biliyorsunuz. Tanrıça ve tanrı ilahi dişil ve ilahi eril olarak görülebilir. Yani tanrıça ve tanrı biçimleşmiş bir ilahi varlık olarak görülmez. Taoizm'deki Ying ve Yang kavramına benzer birbirini tamamlayıcı karşıtlıkları ya da ikilikleri vardır. İlah eşittir ve evrenin tamamlayıcı kutupları olarak görülür. Yani evrenin hem tamamlayıcı hem de zıt kutuplarını tasvir eden bir enerji olarak tasvir görebiliriz. Bu iki enerji yaratılışın her evresinde mevcut. Haliyle cinsiyetsiz gözetmeksizin her insanın eril ve dişil enerjisi vardır. Bence Wicca'da yaratıcı ve ilahi olan kavramı iyice anlatabildiğim diye düşünüyorum. Wiccanlarda ölüm, Wiccan inancına göre, yani bu enerji sisteminin inancına göre ölümden sonra bizi neler beklemektedir? Müslümanlık inancıyla bir mi yoksa daha mı farklı? Bunu da anlatayım size. Wicca'da tekrar bedenlenme inancı benimsenmiştir. Summerland, Wiccanlar için ölümden sonraki yaşam ile çoğunlukla eş anlamlı bir terim. Yaygın olarak Summerland, reenkarnasyonlar arasında ruhun dinlenildiği yer olarak geçiyor. Birçok Wiccan'a göre Summerland'in özü, yaşarken sürdürmüş oldukları hayatı yansıtan ruhların öğrenmeye niyet ettikleri dersi, ders kelimesi derken yaşarken öğrenilenleri kapsıyor bu arada. Yani bunu öğrenip öğrenmediklerini görmek ve zamanı geldiğinde tekrar denemek için dinlendikleri yer. Summerland bir yargılanma yeri olarak görülmesinden ziyade bir ruhun ömrünü gözden geçirerek ve dünyada yapmış olduğu iyi ve kötü eylemlerin toplam etkisi hakkında bir anlayış kazandığı, maneviyatını geliştirebildiği yerdir. Yani baktığımız zaman Müslümanlıkta cennet ve cehennem inancına tamamen ters aslında. Çünkü Müslümanlıkta eğer kurallara uymazsan gideceğin yer azap ve acı dolu cehennemdir. Ama belli kurallara uyup iyi bir insan olup cennetten villa, şarap, sonra birkaç huri alma şansınız olur. Kız olsanız bile bu arada. Wiccanların çoğu ölümden sonraki yaşama önem vermez. Şimdiki hayata odaklanır bu arada. Wiccanların çoğu içgüdülerine önem verir. Bunun sebebi ise bu hayatta ne yaparlarsa yapsınlar karşılığını yine burada aldığına inanmalarıdır. Aslında herkes böyle bir inancı taşısa dünyayı daha çok yaşanılabilir bir hale getirebilirdik diye düşünüyorum. Şimdi geldik işin en ilgi çekici kısmına. Büyü ve maji. Wiccanlar maji büyü inancına sahiptir fakat bu inancı uygulamayı zorunlu kılmaz. Büyük okültist Aleister Crowley, ki benim hayran olduğum bir kişilik, onun tanımıyla maji ve büyü irade doğrultusunda değişiklik yaratma sanatı ve bilimidir. Ama sakın ha bunu hocaların yaptığı koca bağlama, birisinin aklına girme gibi saçma sapan bilgilerle karıştırmayın. Wicca'da büyü enerji sistemleri üzerinde uzmanlaşmış kişilerin enerjiyi doğru şekilde yönlendirmesiyle gerçekleşir. Çoğu yabancı kaynağa göre bir cadı her dinden olabilir, diğer bir deyişle cadılık bir uygulamadır. Wicca ise bugün 1 ve 3 milyon kişi tarafından benimsenmiş bir dindir. Her Wiccan cadı olmak zorunda değildir. Yani cadılığa ilişkin bir uygulama yapmak ve maji, büyü ile ilgilenmek zorunda değildir. Bunları yapmayan ve ilgilenmeyen biri de Wiccan olabilir. Cadılıkla uğraşan kişi Wicca ve diğer inanç kurallarını göz ardı edebilirken bir Wiccan bu kurallara dini gereği uymak zorundadır. Yurt dışında Hristiyan cadılar oldukça yaygın. Günümüzde ise Wicca inancı cadılık ismiyle yavaş yavaş artık duyulmaya başladı. Ve genel olarak İslam inancıyla büyütüldüğümüz bir toplum olduğumuz için bu konuyla ilgilenenlerin aklındaki ilk soru da tabii ki bu oluyor. Müslüman bir cadı olabilir mi? Aslında bunu bana kalırsa bunun en net yanıtını İslam'ın şartları ve kurallarını iyice araştırıp bilmekten geçiyor. Uzun uzun anlattığım Wicca diniyle ne kadar uyumlu olup olmadığını gözlemek gerek. Cadılık pratiklerinde büyü ve maji çalışmaları çok yaygın olarak kullanılıyor. Fakat İslam'da kutsal kitaba göre büyü kesinlikle yasak. Yani sorunun cevabına az çok yaklaştık diyebiliriz. Yine de bunun cevabını net bir şekilde vermek asla bana düşmez. Ama İslam tarihine bakıp peygamberleri de incelediğimizde
aslında peygamberlerin de ilahi güç aracılığıyla doğa üstü diye adlandırdığımız bazı güçlerini kullandığını görürsünüz. Bu arada unutmadan şunu söylemem lazım ki bu sıralar çok fazla İslam enerjisiyle çalışıp olumlama yaptığını iddia eden yazar dolu. Yani aslında yaptıkları şeyin İslam'a uygun olduğunu iddia edip ritüel ve maji satıyorlar. Majinin ne olduğunu ve nasıl olduğunu size açıkladım. Peki bunun cadılık uygulamasından farkı nedir? İnanın bu tarz şeyleri gördükçe biraz sinirleniyorum çünkü insanları kandırdıklarını düşünüyorlar. Şöyle ki zaten Müslümanlık inancı taşıyan biri de bu konulara ilgi duyup inandığı kitabın kuralları dışında hareket ediyorsa bunun günah mı olup olmadığını bence az çok tahmin ediyordur. Sadece kendi içini rahatlatacak ve günah olmadığını kanıtlayacak, kendini inandıracak daha doğrusu bir günah keçisi arıyordur. Ben bunu hep söylerim. Demirden korkan trene binmez. Genel olarak konuyu toplayacak olursak, arkadaşlar ve kardeşlerim, bence birileri gerçeği görmemizi istemiyor. Aslında hepimiz biriz, hepimiz aynıyız. Dünya üzerindeki herkes aslında aynı şeye inanıyor. Sadece ismi farklı. Bu farklılıkları yaratanlar ise güç elde etmek isteyen politik insan toplulukları. Yani evet baktığınızda çok teorik geliyor değil mi? Ama gözünüzü biraz açar kafanızı kaldırırsanız öyle değil. İçinizden ve kalbinizden ne inanmak geliyorsa o şekilde inanın. Birilerini ya da bir şeyi ilham kaynağı olarak inancınızı kuvvetlendirmek istiyorsanız da öncelikle aklınıza mantığınıza uygun mu diye sorgulayın. Korkmayın, kesinlikle korkmayın. Yaratıcı ve ilahi güç ne diye adlandırıyorsanız hiçbirimizi birbirimizden ayırmıyor ve onu anlamaya çalıştığımız sürece sürekli bir kulağı bizde. Kimseye zarar verecek şeyler yapmayın, sadece inanın ve sorgulayın. Doğru cevap sizi bulacaktır. Sevgiyle ve ışıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Bye bye.